Çomu Genç Liderler Topluluğu ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen, konuk olarak Dursun Ali Erzincanlı'nın katıldığı şiir ve söyleşi gecesi İştaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Özellikle kendileri yakın tarihte yaşamış olduğumuz 15 Temmuz darbe girişiminde bu vatanı seven birçok insan gibi ilk günden itibaren meydanlarda bulunarak milletimize öncülük edenlerden olmuş ve milli manevi değerlere uygun bir sanatçının nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini bizlere göstermiştir. Bu noktada o kara gecede Allah ve vatan için meydanlara inen her bir nefere de, Dursun Ali abimiz gibi önemli sanat insanlarına da bu vatan sizlere minnettar diyor ve şükranlarımı sunuyorum. Birileri bize diyorlar ki, ya biz sizin o halinizden mutluyduk. Bu hali de 100 seneyle falan da sınırlamamak lazım. Yalnız onu da illa bir yerlere mesaj falan göndermenin anlamı yok. Birkaç yüzyıldır biz böyleydik. Osmanlı'nın gerileme, dağılma dönemlerinde de böyleydik. Biz seyrediyorduk, birileri geliyordu, bizim topraklarımızı alıyordu. Birileri geliyordu, bizim coğrafyamız üzerinde hesaplar yapıyorlardı. Bunları uygulamaya koyuyorlardı. Şimdi diyoruz ki, biz burada varız. Seni on binlerce kilometre öteden ilgilendiriyorsa eğer bu topraklar, benim yanımda cereyan eden olaylar hayli hayli beni ilgilendirir. Bu benim geleceğimi ilgilendirir. Onun için ben bu olayların içindeyim. Bu benim geçmişimi de ilgilendiriyor. Çünkü buralar Osmanlı coğrafyası. Benim hem geçmişten kaynaklanan haklarım var, hem de gelecekten kaynaklı haklarım var. Dolayısıyla dünyayı ilgilendirdiğinden kat kat fazlasını bizi ilgilendiriyor. Eğer peygamber müjdesiyse niyet, dağdan Kur'an yürür ayet ayet. Bu kitap ki Allah'ın kelamıdır. Hadis hadis, Ahmet'in Mehmet'e selamıdır. Ay ışığına alışmış bu köhne yöreler. Tüm cihana güneştir bizim töreler. Yüreğim hala Şahin'in namlusunda. Her gece Fatih vardır küffarın kabusunda. Derya'nın boynuna zincir takmışlar. Sanki İstanbul onlara sevdalı gibi. Tepeden tırnağa bunca fidan yakmışlar. Dört iklimli sancağın vebali gibi. Ben adaleti pişirdim tarihin kazanında. 21 yaşında Şemseddin'in akıyım. Canı sağ olsun zatıma kem yazanında. Tüm benliğimle edebalinin ahlakıyım. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semana. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demiştim. Sen de Habeşli biri demiş, onu övmüştü. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ediyorum ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını ansak, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde. Sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der. Cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da misafir geldiğinde beni yedirseler gider. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını ansak, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize.